galeriye doğru yaklaşıyoruz. Evet, galeriye yaklaştıkça bir alterasyon zonuna giriyoruz. Yakından bakmaya çalışalım. Evet, gördüğünüz gibi alterasyonlar çok bariz olarak gözüküyor. Limonit, hematit çıkışları var. Kırıklar kuzey 50 ve 60 batı gidişli kesme kırıkları. 40 dereceye yakın kayma çizikleri görüyoruz. Evet. Kırık düzlemleri boyunca biraz daha yakından bakalım. Evet. Ciddi bir limonit hematit kusması gözüküyor. Çok güzel örnekler. Evet. Bir jeotermal akışkanı anlama açısından da yani bütün her yeri izlemek gerekiyor. Yani doğa çok ilginç bir doğa. Evet, yani birçok parçaları yan yana getirdikten sonra problemi çözmeye çalışıyoruz. Evet, bakın orada kırıkları. Yukarıda şelalemsi bir su akışlar oluyor ama yalnız buradaki çıkışlar tamamen kırıklar boyunca. Biraz daha yakından bakalım. Evet. Çok güzel örnekler. Evet. Tekrar yaklaşıyoruz. Biraz daha içine yaklaşalım. Evet, gayet güzel. Yani bir mağara oluşumu açısından da önemli. Evet, mümkün olduğu kadar size araziden her gördüğümü aktarmaya çalışıyorum. Şuradaki kırık düzleminde yaklaşık 30-40 derecelik kayma çizikleri gözüküyor. Şu anda biz Küçük Menderes'te Nazilli arasındaki dağlık bir alandan, yani Horst'un üzerine gitmeye çalışıyoruz. Amacımız Nazilli kuyularında kestiğimiz birimleri yukarılarda yakalamak. Tabii bu kırıklarla beraber bunun üzerindeki rezervuar kayış konumundaki mermeri de görmeyi hedefliyoruz.